Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Maide suresi 35-40. Ayetler arasını değerlendirmeye çalışacağız. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ittegullah, Allah'tan korkun, Allah'a karşı gelmekten korkun. وَبْتَوْا اِلَيْهِ الْوَس۪يلَ, ve Allah'a vesile arayın. وَجَاهِدُوا ف۪ي سَب۪يلِ, ve onun yolunda cihad edin. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, ta ki felaha eresiniz. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette takva nazara verilir. Takva günahlardan uzak kalmaktır. Ve Allah'tan korkun derken genelde bu tefsirlerde şöyle açıklanır. Günahlardan uzak kalmak şeklinde Allah'tan korkun. Allah'a muhabbet etmenin ölçüsü Allah'ın emirlerini yerine getirmektir. Allah'tan korkmanın ölçüsü de Allah'ın yasaklarından kaçmaktır. Ve ayetin devamı vesileyi nazara veriyor. وَبْتَوْا اِلَيْهِ الْوَس۪يلَ, ve Allah'a vesile arayın. Yani Allah'ın rızasına erişmek için kuvvetli bir iman, salih ameller, takva, Allah yolunda cihat, Allah yolunda hizmet etmek, bu gibi şeyleri de Allah'a vesile yapın. Ve ayetin devamında وَجَاهِدُوا ف۪ي سَب۪يلِ, ve onun yolunda cihat edin. Bu da bir vesiledir. Ve bir insan bu gibi salih amelleriyle Allah'ın rızasını elde edebilecektir. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, ta ki bu şekilde felaha erebilesiniz. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا, o inkar edenler, gerçekten o küfre düşenler, لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا, şayet yeryüzünde olanların hepsi onların olsa, وَمِثْلَهُ مَاهُ, ve bunun bir misli de yine onların olsa, لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, kıyamet gününün azabından kurtulmak için fidye olarak verseler, dünyayı ve dünyanın hatta bir misli daha olsa hepsini kıyamet gününün azabından kurtulmak için verseler, مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ, bu onlardan kabul edilmez. Yani bir fidye ile kurtulmak yok. Dünyada insanlar bazı şeyleri fidye vermek suretiyle veya rüşvet tarzında vermek suretiyle bir takım sıkıntılardan kurtulabilirler. Ama ilahi adalette bu böyle değil. Bir insan kıyamet gününün azabından kurtulmak için dünyaya sahip olsa, dünyayı fidye olarak verse, hatta bunun bir mislini de verse kendisinden kabul edilmeyecektir. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ, ve onlar için elim bir azap vardır. يُرِيدُونَ اَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ, onlar ateşten çıkmak isterler. Yani o elim azaptan, ateş azabından çıkmak isterler. وَمَا هُمْ بِخَارِج۪ينَ مِنْهَا, ama onlar o azaptan çıkamayacaklardır. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ, onlar için devam eden bir azap vardır. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْتَعُوا اَيْدِيَهُمَا, hırsızlık eden erkek ve kadının elini kesin. جَزَاءً بِمَا كَسَبَا, yaptıklarına bir karşılık olarak. نَكَالًا مِنَ اللّٰهِ, ve Allah'tan bir uyarı, bir ceza olarak böyle yapın. وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ, Allah azizdir, hakimdir. فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَاَصْلَهَا, kim zulmünden sonra, hırsızlık gibi bir zulüm yaptıktan sonra eğer tövbe etse ve durumunu düzeltse, فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ, Allah ona tövbe eder, yani tövbesini kabul eder. اِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, ve şüphesiz Allah gafurdur, rahimdir. اَلَمْ تَعْلَمْ, bilmedin mi? اَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ, göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. يُعَذِّبُ مَنْ يَشَى, Allah dilediğine azap eder. Ve يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَى, dilediğini de mağfiret eder, bağışlar. وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ, ve Allah her şeye kadirdir. Değerli izleyenlerim, burada insanlık dünyasında görülebilen,
büyük günahlardan bir başkasına dikkat çekildi. O da hırsızlık olayı. Bundan önceki ayetlerde, daha önce temas etmiş olduğumuz ayetlerde, yeryüzünde fesat çıkarmak, çete kurmak, insanların malına, canına kast etmek, bununla alakalı taraf ilahiden cezalar bildirilmişti. Ve bunlara yönelik çok şiddetli cezalar olduğu anlatılmıştı. Bir de hırsızlık suçu. İslamiyet'te 5 hak en temel haklardan kabul edilir. Ve makasıd-ı şeria denildiğinde dinin maksatlarının bu 5 şeyi korumak olduğu ifade edilir. İşte bunlardan birisi dinin korunması, bir başkası aklın korunması, bir başkası canın korunması, bir başkası namusun korunması, biri de malın korunması. Dolayısıyla bir insan helalinden mal edinmiş ama bir başkası tutup onun malını çalıyor. Birisinin yıllarca emek sarf ederek meydana getirdiği malını o bir gecelik bir hırsızlık olayıyla eline geçirmek istiyor. Bu elbette caiz değil. Dünyanın hiçbir devletinde de hırsızlık mükafatlandırılmaz. Hırsızlık cezalandırılır. Tabii cezaların bir hükümetlere, devletlere bakan yönü var. Kanunları ilgilendiren yönü. Bir de ilahi hükümlerde yer alan şekli. Biz şu anda Kur'an-ı Kerim'den bununla alakalı ilahi ceza nedir? Onu okuyoruz. Ve ilahi cezada bunun karşılığının çok şiddetli olduğunu ve bu noktada bir acıma olmadığını, acımadan doğrudan doğruya hırsızlık yapan bir elinin idamına hüküm verildiğini görmekteyiz. Ve adeta hırsızlığa alışan bir el, kangren olmuş bir uzuv gibidir. Nasıl ki bir uzuv kangren olmuşsa, istenmese de onun kesilmesi gerekiyor. Yoksa bütün bünyeye sirayet edecektir. Onun gibi bir kimse de hırsızlığı adeta meslek haline getirmişse ve bu şekilde hırsızlık yapan bir kimse ise bu yakalandığında bunun şiddetli bir şekilde cezalandırılması lazım. Burada İslam hukukunda Kur'an-ı Kerim'de yer alan cezalar acaba bir misal midir yoksa aynıyla uygulanması gerekir mi? Anlaşıldığı kadarıyla İslam alimlerinin değerlendirmesi bu evrensel bir hükümdür. Sadece belli bir zamana, belli bir coğrafyaya göre bir misal olmak üzere verilmiş değildir. Ve kıyamete kadar geçerli hükümler şeklindedir. Günümüzde bazıları hırsızlıkla alakalı bu cezanın çok ağır olduğunu ifade edebiliyorlar. İşte böyle bir tartışma esnasında ağır olduğunu ifade eden kimseye Kur'an'daki bu hükmü açıklamak üzere muhatabı soruyor. Peki diyor, şöyle bir durum düşünelim. Sen diyor devlet memurusun. İşte 30 yıl devlete hizmet etmişsin. Bunun neticesinde köşede biriktirmiş olduğun biraz param var. Ve onunla belki bir ev alacaksın veya araba alacaksın. Ama bir gece hırsız evine giriyor. 30 yılın birikimini çalıp gidiyor. Eğer sen günün birinde bu hırsızı yakalasan ne yaparsın? Adam gayet net bir şekilde demiş ki öldürürüm onu. Bunun üzerine muhatabı diyor ki bak diyor sen çok daha ileriye gittin. Öldürürüm dedin. Kur'an-ı Kerim'de öldürün demiyor. Elini kesin diyor. Ve bu şekilde hırsızlığın önünün kesilmesi için hırsız elinin idamını nazara veriyor. Ve bunun uygulandığı dönemlerde toplumda fazla bir hırsızlık olayı da yaşanmamış. Çünkü hırsızlığa niyetlenen bir kimse elinin gidebileceği ihtimali karşısında elbette bundan etkilenir ve kolay kolay hırsızlığa cesaret edemez. Burada belki nazara vermemiz gereken başka bir durum da şu. Her hırsızlık olayında da hemen had cezası uygulanmaz. Mesela Hazreti Ömer döneminde bir ara kıtlık yaşanmış. O kıtlık döneminde sırf karnını doyurmak için işte diyelim hırsızlık yapmışsa meslek haline getirmeden adeta bir nevi şartların gereği olarak böyle bir şey yapmışsa buna o manada bir ceza, sert bir ceza uygulanmamış. Veya mal diyelim korumasız bir yerde
birisi geçerken oradan alabilecek durumda. O anda nefsine mağlup olup almışsa bu da hemen had cezasını gerektiren bir şey değil. Hemen elinin kesilmesini gerektiren bir durum değil. Dolayısıyla korunmuş olan bir malı ve belli bir kıymeti olan bir malı birisi özel bir planın neticesinde planını kuruyor, gidiyor, çalıyor, ardından da yakalanıyor. Ve böyle bir durumda ayet-i kerime bunun cezasının elinin kesilmesi olduğunu ifade ediyor. Ve eli kesilen bir kimse o kesik elle daha sonra toplum içine çıktığında herkes bilecektir ki bu hırsız. Ve toplum üzerinde bunun dehşetli bir tesiri olacaktır. Ve hırsızlığı düşünen kimseler kendilerini hayalen onun yerine koyacaklar. Ellerinin gittiğini, tek elli kaldıklarını hayalen görecekler. Ve hırsızlık gibi bir şeye kolay kolay cesaret edemeyeceklerdir. İşte bu noktada cezanın caydırıcılığı noktası yine dikkatimizi çekmekte. Ve bu caydırıcı ceza insanları hırsızlıktan bu şekilde uzaklaştırmakta. Ama biraz önce de ifade ettiğim gibi her hırsızlık olayında hemen had cezası uygulanacak diye bir şart söz konusu değil. Hakim eldeki delillere göre bakar ve bu şekilde o konudaki hükmünü verir. Dolayısıyla İslam hukukunun uygulamalarında günümüzdeki olduğu gibi konunun araştırılması, delillerinin araştırılması, suçun sabit olması bu gibi durumlar elbette önemli noktalar. Bunlara dikkat ediliyor ve ona göre değerlendirmelerde bulunuluyor. Ayet-i kerimede hırsızlık eden erkek ve kadın وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ önce erkekten başladı sonra kadını nazara verdi. Bununla alakalı şöyle bir açıklama yapılıyor. Çünkü erkek kadına nispetle daha cesurdur. Ve hırsızlık yapanlar genelde erkeklerden çıkar. Bundan dolayı erkeği önce nazara vermiştir. Ama Nur suresinin başında اَزَّانِيَتُ وَالزَّانِ zina eden kadın ve erkek diyor. Orada önce kadını nazara veriyor. Çünkü gayrimeşru beraberlikte kadın daha önde geliyor. Şu manada yani eğer taviz vermese, eğer bir yeşil ışık yakmasa erkek belki cesaret etmeyecek. Ama kadından bu manada bir işaret almışsa o da ona tabi olabiliyor. İşte gayrimeşru beraberlikte kadın daha ön planda olduğundan ayet-i kerimede önce zina ile alakalı durumlarda kadının cezası nazara verilmiş. Kadının ifadesi geçiyor. Zina eden kadın ve erkek. Onlara şöyle ceza uygulayın. Bu anlatılıyor. Ama hırsızlıkla alakalı olanda ise önce erkek sonra kadın nazara veriliyor. Bu konuda şöyle bir olay da anlatılır. İşte bir zat وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَ فَقْتَوَ اَيْدِيَهُمَا bunu böyle okuyor. Ve ayet-i kerimeyi bitirirken اِنَّ اللّٰهَ غَفُرُ rahim diye bitiriyor. Orada da onu dinleyen birisi varmış. Diyor ki senin bu okuduğun nedir? O da diyor Allah'ın kitabı, Allah'ın kelamı. Dinleyen diyor ki hayır diyor Allah böyle demez. Yani önce hırsızın elinin kesilmesini söyleyip ardından da Allah gafurdur, rahimdir diyecek olursa bu uygun düşmez diyor. Bunun üzerine ayeti okuyan kişi tekrar okuyor, atladığını görüyor. Çünkü gafurur rahim evet var ama o sonradan geliyor. Önce Allah'ın aziz ve hakim olduğu ve muhatap bunu duyduğu zaman tamam diyor bu şimdi Allah'ın kelamı. Yani çünkü Allah azizdir, izzet, azamet sahibidir. Böyle olunca hırsızlık gibi büyük bir suçu işleyene elbette ceza verir. Ve Allah-u Teala hakimdir. Yani hem hükmeder hem de vermiş olduğu hükümler son derece yerli yerindedir. Bu diyor gayet uygun. Ama tevbe ettiğinde ise yani bir kimse hırsızlıktan yakalanmazdan önce tevbe ederse bu noktada da Allah-u Teala gafurdur, rahimdir. Şunu da görmekteyiz. Yani bir insan Allah korusun nefsine mağlup olup şeytana aldanıp hırsızlık yapmış olabilir. Günümüzde hırsızlık
az da görülen bir olay değil. Kapkaç olayları bayağı yaygın durumda veya doğrudan doğruya hırsızlık olayları yine yaygın durumda. Bakıyorsunuz insanların arabalarının camları kırılıyor, içinde bir eşya varsa alınıyor. Veya gece yarısı evlerine giriliyor veya gündüz vakti evlerine girildiği oluyor. Ve bununla alakalı çeteler meydana gelmiş veya bir kısmı münferit olarak hırsızlık olayına giriyor. Ve hemen herkes bu şekilde hırsızlıktan muzdarip bir durumda. Tanıdığım bir zatın laptopu çalınmıştı ve şöyle bir değerlendirme yaptı. Dedi ki bu kadar hırsızlığın olduğu bir ülkede elbette biz de payımıza düşeni aldık, bizden de bir şey gitti dedim. Herkes bu manada aslında şikayetçi. Kiminin laptopu gidiyor, kiminin evindeki altınları gidiyor, kiminin banka hesabındaki paraları gidiyor. Ve bu hırsızlık çok ileri boyutlara varmış durumda. Ama şunu da üzülerek görüyoruz. Bunlara verilen cezalar günümüz şartlarında o kadar da caydırıcı değil. Ve işte bir takım suçlular adeta savunurcasına kanunlar yapılmış. Ve bu kanunlarda suçluların bir takım haklarından söz ediliyor. Ve bunun neticesinde içeride belki birkaç gün misafir edilip ardından salıveriliyor. Ve kanunlar çerçevesinde başka çok da fazla bir şey yapılamıyor. Veya suçu sabit olduğunda tekrarlamışsa aynı zamanda içeride bir miktar kalıyor. Ama içeride de keyfine bakıyor. Kendisi gibi başka hırsızlık yapanlarla tanışma imkanı buluyor orada. Ve bunun neticesinde dışarıya çıktıklarında adeta daha profesyonel bu işi yapıyorlar. İçeride bunun planlarını, hesaplarını yapıp dışarıya çıktıklarında daha profesyonel bir şekilde yapabiliyorlar. Özellikle işte İstanbul büyük bir şehir, büyük bir metropol ve burada hırsızlık olayları az da değil. Böyle bir durumda yapılması gereken, evet Kur'an-ı Kerim'e göre böyle ama günümüzde Kur'an'ın bu hükmü uygulanmıyor. En azından şu söylenebilir, demek ki cezaların daha caydırıcı olması lazım. Okşayıcı cezalar, suça teşvik edici tarzda uygulamalar değil, bunun yerine daha böyle katı, sert ve gerçekten bir kimse hırsızlığı meslek haline getirmişse onu caydıracak şekilde cezaların olması lazım. Yani maksat ceza vermek değildir ama maksat toplumu bu gibi sıkıntılardan kurtarmaktır. Bu gibi afetlerden insanları rahatlatmaktır. Bunun da bir yolu cezanın çok caydırıcı olması ve uygulanması. Bu yapıldıktan sonra toplum daha böyle rahat nefes alabilecektir. Cenab-ı Hak her türlü kötülüklerden hepimizi muhafaza eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.